Bugün ülke gündemini değerlendirirken, Bülent Arınç'ın sözleriyle başlarken, sözümü başlamak istiyorum. Ayrıca da öğretmenlerimizin, Güneydoğu'da yaşayan öğretmenlerimizin de hikayelerinden atıflarda bulunmak istiyorum. Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve kitabı ile ilgili yaptığı açıklamaya tepkiler devam ediyor. Arınç'ın açıklamalarını sert bir şekilde eleştiren 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı açıklamada, Bülent Arınç, Kürtleri tanıdınız mı? Devran kitabını okuyunuz diyor. Biz Kürtleri sizin gibi devletin yüksek kademelerinde görev yapmış insanlarımızdan mı tanıyacağız? Yoksa terörist başlarından mı tanıyacağız dedi. 15 Temmuz'da da beraber şehit ve gazi olmuşuz. Sadece 15 Temmuz'da değil, Selahattin Eyyubi dem bu tarafa biz kardeşiz. Din kardeşiyiz her şeyden önce. Siz bizi bölmek mi istiyorsunuz? Fitne yaratmak mı istiyorsunuz? Size göre Kürt kim? Kürtler derken Selahattin Demirtaş ve bir takım tayfası, teröristleri besleyen o Kandil'dekiler mi Kürt? Oradakiler zaten çoğu gayrimüslim. Onların ipleri Amerika'da. 15 Temmuz'da gördük işte, hepsi beraber FETÖ'süyle, PKK'sıyla işbirliği yaptılar. Bu milletin tanklarıyla, uçaklarıyla üstümüze yürüdüler. Ve elhamdülillah bir ruh yeniden meydana geldi. Açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye de tepki gösteren Bulut, bizim tanklarımızla, uçaklarımızla bizi vuran hainler zaten hiç boş durmuyorlar dedi. Nifak tohumları ekiyorsunuz. Siz kimden yanasınız ya? Yeter düşün bu milletin yakasından. Ne istiyorsunuz bu milletin? Bela mısınız kardeşim ya? Yani hem devletin en üst kademelerinde bulunuyorsunuz, hem de devlete ihanet ediyorsunuz, millete ihanet ediyorsunuz. Siz biz şehit yakınlarını, gazileri dinlediniz mi? O sözleri söylerken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Orada 30 bin tane şehit vermişiz.